Peki ithalat ihracat dengesi nasıl? İhracat %5,5, ithalat %19,9. Bu ne anlama mı geliyor? Büyüme dediğiniz şey sizin asıl yaptığınız işteki potansiyelinizin artmasından kaynaklıdır. Öbürü hormonlu bir büyümedir. Şirketlerin kârları açıklanıyor ama faaliyetlerinden çok faaliyet dışı kârları var birçoğunun. Yani faize yatırarak ya da varlık satışıyla asıl işe göre daha çok para kazanıyorlar. Ekonomi uzmanlarına göre bu durum kaliteli büyümeye engel. Taşımacılık yapıyorsa daha fazla yolcu taşıyarak, fabrika tekstil işi yapıyorsa daha fazla tekstil ürünü üreterek büyümüş oluruz. Öbür türlü Büyüme hedefleri her geçen gün daha da yükseliyor. Açıklanan rakamlar da büyüdüğümüzü gösteriyor. Ama ekonomi uzmanı Oğuz Demir'e göre sadece şirketlerin kârları değil, ihracat ve ithalat dengesi de alarm veriyor. bizim dışarıya sattığımız malların fiyatının artışının dışarıdan aldığımız mallar kadar artmadığını görüyoruz. Yani ürettiğimiz katma değer artmıyor bizim. Bu durumu TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı dış ticaret verileri de doğruluyor. Çünkü 2016 Eylül'üne göre ihracat miktarı sadece %5,5 artarken ithalat miktarı %19,9 arttı. Üstelik dışarıdan alınanlara da daha fazla para ödemeye başladı Türkiye. Değeri ise %8,9 artmış. Aldığınız miktar ve onun fiyatı arttıkça daha çok para ödemiş olursunuz. Mesela yakıtta da bunu görüyoruz. TÜİK'e göre son bir yılda içinde akaryakıtın da olduğu ithal yakıtın birim maliyeti %25 arttı. Yani üreticinin de maliyeti artmış oldu. İşin bir de tüketici boyutu var. Onu zaten son gelen benzin ve motorin zamlarından da anlamak mümkün. Bütün yakıtları biz geçen sene 100 lira ödüyorken bu sene 125 lira ödüyoruz. Ya da benzine 4,5 lira ödüyorken bugün 5,5 lira ödüyoruz.